Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklar için örgüsü kolay tığ işi bir hırka yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örgüsü kolay dedim arkadaşlar. Su dalgası modelinin en kolay şekliyle yaptım bakın bu hırkayı. Ben bugün hırka anlatımını 1-2 yaş arası çocuk için yaptım. Ama hırka çok rahat bir hırka 3 yaşına kadar çocuklarımız için olur. Hırka örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun veya kendinize de yapabilirsiniz arkadaşlar bu hırkayı. Yetişkinler için de çok güzel bir model. Yetişkinler için de uygun bir hırka. Yakadan istediğiniz kadar zincir sayısı başlayabilirsiniz. Model yerleştirmesini yapıyorsunuz. Bu arttırmaları da yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre daha fazla sayıda yapabilirsiniz. Yüksekliği tercihinize göre. Ben bugün 1-2 yaş için bu yükseklikte yaptım. Siz isterseniz daha uzun da tercih edebilirsiniz. Bu hırka örgüsünde iplik olarak kırmızı renk bir iplik kullandım. İkinci yumak iplikten bak bu kaldı. 1,5 adet iplik kullandım arkadaşlar. 100 gram üzerinde 320 metre olan iplikten 2 yumak ipliğe ihtiyacınız var. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Siz daha büyük numaralı tığ kullanırsanız yaptığınız ölçü benim yaptığım ölçüden büyük olur. Eliniz sıkıysa 1 numara büyük tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Sıkı örgüler, tığ işi örgülerde çok sert oluyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel arkadaşlar model. Yapması da çok zevkli. Buraya da 2 tane düğme diktim bak yakasına. Siz isterseniz bunu bir düğmeli yapabilirsiniz. İp kordon yapabilirsiniz. Örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Açık olarak görelim bak. Arka görüntüsü de bu şekilde. Bu örgüye takım yapmak isterseniz bak güzel bir etek yaptım bu şekilde. Tığ işi etek yaptım yine dalga modelli bir etek. Bunun gibi ikili bir takım yapmak isterseniz bu eteğin anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. İzlediğiniz bu hırka videosunun açıklama bölümüne etek linkini ekliyorum. Siz de bu etekten yaparak güzel bir takım yapabilirsiniz kız çocuğunuz için. Biz bugün bu güzel hırkayı yapacağız. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel hırkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarını yapan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapmak için ben ilk ilmeği bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar bakın. 86 zincir yapalım. 86 zinciri yaptım. Bak çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 86 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 33 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Benim elime sıklığına göre 33 santimetre için 86 zincir yaptım. Siz daha fazla büyük yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda zincir yapabilirsiniz. Bu sırada kafesler yapacağız arkadaşlar. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu bir kafes oldu. 4 ilmek atladım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine trabzan yapıyorum. Bak iki defa da çıkardım. Trabzanı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde kafesler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son zincirin üzerine de bir trabzan yaptım. Kaç kafes yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Bir sırada 41 kafes modeli oluştu arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine, bak, trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu ilk kafesi atlıyorum. İkinci kafes içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak, 2 defa da çıkardığım trabzanları yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak, 2 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı kafes içine 2 trabzan daha yapıyorum. Bak, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. Bak, bunu atlıyorum. İkinci kafes içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir kafes atlıyorum. İkinci kafes içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son modeli, bak, buraya yaptım. Burada bir kafes var. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kafesi atlıyorum. Bir önceki sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bak, bu ilk zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bir trabzan ile başladım. Sıra sonunda, bak, trabzan ile bitirdim. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir sırada 20 model oldu. Siz daha fazla sayıda başladıysanız sizin daha fazla model olması gerekiyor. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu modelleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yapıyorum. Bak, bu ilk 2 zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model üzerine de, bak, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, son ilmek üzerine de trabzanı yaptım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine, bak, trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasında bulunan bu 2 zincirli boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmeğe de bir trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayım. 5. sırada yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde model yapıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 zincir üzerine, bak model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model üzerine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak 3 sıra, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de trabzanı yaptım. Yakanın şeklini görelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Görüntü olarak böyle oldu. 6. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzanın üzerine 2 trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak burada 4 trabzan oldu. 2 trabzanı trabzanların üzerine yaptım. 2 trabzan da 2 zincir üzerine yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu modelden bir ilmek atlıyorum. Diğer modelden de bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak 2 modeli bitirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. 2. modelden 1 ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bak bu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Diğer modellere başlıyorum. Bak, görüntüsü böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son olarak yine trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar, bu sırada modelleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak yaptım. 7. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bak 3 ilmek üzerine trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincir boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bak 3 ilmeğe trabzan yaptım. 4. trabzanda bu 2 zincirli boşluğa yaptım. Bu 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modelden 1 ilmek atlıyorum. 2. modelden 1 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Bu bir zincir boşluğuna bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir fazladan yaptım. 3 ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bak yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Ortada bulunan 2 zincir üzerine de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 8. sıradayım. 8. sıra bu 7. sıranın tekrarı oluyor arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu bir zincirli boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu modelden bir ilmek atlıyorum. İkinci modelden bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak. Bu 7. sıranın tekrarı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son trabzanı da yaptım arkadaşlar buraya. 8 sırayı tamamladık. Bak 3 sıra, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan model yaptım. 9. sıradayım. 9. sırada bu modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak 9. sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İlmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. 3 ilmeğe trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan yaptım. 5 trabzan oldu. 2 zincir yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 ilmeğe 3 trabzan yaptım bak. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir bu modelden atlıyorum. Bir diğerini ikinci modelden. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bak yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan şeklinde yaptım. 10. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada yine trabzanları 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yapıyorum. Bak bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 4 4 ilmek üzerine trabzan yaptım. Bu 2 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Diğer modelde 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oluyor modeller yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bak, yine trabzanı yaptım arkadaşlar. Bakın. Görüntüsü böyle oldu. 11. sıradayız. 11. sıra bu 10. sıranın tekrarı oluyor. Yine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki zincirli boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak, 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek buradan atlıyorum. Bir ilmek buradan, 2 ilmek atlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bak, modellerimiz aynı arkadaşlar. Bir önceki sıranın 10. sıranın tekrarı oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntüsüne bakalım. Bakın, üst sırada 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak yaptım. Bakın, görüntü böyle arkadaşlar. 12. sıradayız. 12. sırada 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bak, 2 trabzan yapınca 6 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Altı trabzan, iki zincir, altı trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum, iki ilmek atlıyorum, dört trabzan yapıyorum. İki zincirli boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bak, trabzan yaptım. Bu sırada modelleri 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yaptık. Yakanın şeklini görelim. Bakın, bu şekilde oldu. Yaka arttırmalarını ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu sıradan itibaren kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Örgüyü artık gövdenin örgüsüyle devam ediyorum. İlk önce bu ayrımlarını yapalım. Benim bir sırada 20 model var. Model model ayırıyorum arkadaşlar. Bak, sayıyorum. 1, 2, 3 model. Ön bölüm için yapıyorum. Bak, bu ikisinin ortasına işaret taktım. 4 model kol bölümü için yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İplik ile işaret yapabilirsiniz. Bak, işaret iğneleriniz yoksa iplik de kullanabilirsiniz. Şu şekilde işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3 model atlıyorum. Bak, ikisinin ortasına işaret yapıyorum. Kol için 4 model sayıyorum. 1, 2, 3, 4.
Bak buraya işaret yapıyorum. Arka bölüm için modelleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model de arka bölüm için geldi. Bak katlıyorum şu şekilde. Görüntüsü böyle bakalım. 13. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5 trabzanı yaptım. Bak bu model ortasında bulunan 2 zincir üzerine bu sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum bak buraya. Bak altı trabzan, iki zincir, altı trabzan oldu bir modelde. Tığ üzerine iplik alıyorum. İki ilmek atlıyorum. Beş trabzan yapıyorum. Ortaya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bu işaret yaptığım modele kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar bak modelleri altı trabzan, iki zincir, altı trabzan olarak yaptım. Bir, iki, üç model oldu. Kol için ayırdığımız bu modeller var bak. Burada son ilmeği yapmıyorum bak. 6 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 4 model ayırdım. 4 modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak bu 5. modelin bu ilk trabzanı atlıyorum. 2. trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 ilmek buradan atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 5 trabzan. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum, 5 trabzan yapıyorum. Bak buraya yine 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaptım. Kol altı bak böyle oldu arkadaşlar. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kolda 4 modeli atladım. Diğer kol altını yapmak için bu işarete kadar 6 modeli tamamlayalım. İşaret yaptığım yere kadar arka bölüm için 6 modeli yaptım bak. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yaptım. Diğer kol altındayım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 4 modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak ön için işaret yaptım. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan yapıyoruz. Buraya 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Altı trabzan, 2 zincir, 6 trabzan oldu. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak yine 1 trabzanı yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırdım. Örgü artık bu gövdenin örgüsüyle devam edecek. Bak kol altları böyle oldu. Ön bölümler için 3'er model, arka bölüm için de 6 model oldu. Toplam 12 model ile gövde bölümünün örgüsüne devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum.
5 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Gövdenin örgüsü bir kas sıra bu. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan ile devam edecek. Bak bu kol altında hiç fark eden bir şey yok. Model modeli devam ediyor. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Gövdenin örgüsüne devam edelim.